Dizi Rehberim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce artık gerçekten Cevahir'den de Hasan'dan da sıkıldık ikisi de diziden defolsun gitsin diyenler ve ayrıca Sabiha Hanım artık Cevahir'in tehditlerine boyun eğmesin dilen ve Baran'ın mutluluğu için gerçekleri Barana anlatsın diyenler hemen aşağıdan videomuzu beğensin. Hep birlikte sayımızı gösterelim arkadaşlar. Yeni bölümde Fırat ile Gül birlikte mi olacak? Bir bebek sürprizi de Gül'den mi gelecek? Cevahir Hasan'ın suçunu örtmek için sucuyu öldürerek Baran'a bir mesaj mı gönderecek? Baran düşmanın aynı düşman olduğunu nasıl anlayacak? Sabiha bu sefer gerçekleri anlatabilecek cesareti kendisinde bulabilecek mi? Dilan Sabiha Hanım'ın sakladığı sırları öğrenecek mi? Merak ettiğiniz her şeyi sizler için derledim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümünde Dilan'ın karnında bebeği ile birlikte konağa dönmesi konakta büyük bir sevinç yaşanmasına neden olacaktır. Hasan ise bir sıçradı iki sıçradı üçüncüsünde bu sefer Baran'ın elinden kurtulmayı başaramayacaktır. Azade Han'ın torunundan gelen güzel haberden sonra adaklar kesecek ve fakir ailelere dağıtarak garibanın et görmesini sağlayarak garibanların doğasını kazanacaktır. Artık ne olursa olsun ne yaşarlarsa yaşasın Baran ile Dilan'ın yüzleri her daim gülecektir. Bir yandan Gül, diğer yandan Kader Hanım, öte yandan Azade Hanım Dilan'ı mutlu etmek için çabalayacaklardır hayati tehlikeyi atlatmış olsa bile Dilan bebeğine bir şey olacağından çok korkacak ve kabuslar görmeye bir süre daha devam edecektir. Ancak Baran, her zaman Dilan'ın yanında olacak onun elini sıkıca tutacak ve bebeklerine bir şey olmayacağına dair güzel sözlerle Dilan'ın korkularını yenmesini sağlayacaktır. Baran artık bebeklerine kötü bir şey olacağını aklından bile geçirmemesi gerektiğini söyleyecektir. Çünkü artık Dilan ile Baran bebeklerinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için onu canları pahasına koruyacaklarına dair bir söz vereceklerdir. Ayrıca suçu olayını öğrenen Baran hemen adamın evine baskın yapmak istese de Cevahir çoktan, o adamı ya öldürtecek ya da arkasında bir iz bırakmayacak şekilde yurt dışına kaçırtacaktır. Ayrıca suçunun evine bıraktığı satranç taşını adamın evine bırakarak Baran ile alay etmeye ve onun aklını karıştırmaya devam edecektir. Baran her ne kadar düşmanının kim olduğunu bilmese de onu bulmasının yakın olduğunu çok iyi bilecek ve onu ele geçirdiğinde kendi elleriyle cezalandıracağını söyleyecektir. Ayrıca Dilan'ın başına gelen kazanın ardında da aynı düşmanın olduğunu öğrenen Baran, durumu Sabiha ile paylaşacak ve hemen bu işin arkasında Cevahir'in olduğunu anlayacaktır. Sabiha bunun Cevahir'in susması için bir tehdit olduğunu anlayacaktır. Çünkü eğer Barana her şeyi anlatırsa, bu sefer Dilan'ı öldürmekte tehdit edecektir. İkiye sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıdan yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Diziye dair yeni analizlerimizden haberdar olmak isterseniz, kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.